Evet arkadaşlar, bu akşamın dördüncü ve son videosunu çekiyorum ve hemen yükleyip yatıp uyuyup yarın sabah işe gidiyorum ben. Ne yapıyoruz bu videoda? Cupid's Corner'dı sanırım programımızın adı, telefondan ulaşabildiğimiz. Şu an telefonumu açıyorum fakat öyle bir uygulama görüyorum. Sanırım bu kartlı olan, evet, Cupid's Corner. Sanki burada daha önceden başka bir uygulama yok muydu acaba? Yoktu herhalde. Deaktif diyor, bunu kapatabiliyoruz. Dating Guide diyor. Mesela bu Dating Guide'ı bir açalım. Sizi ben, yani sen hala şeyimizde kaldı. Get Famous diyor. Mesela fame bunlar ne? Bunlar bilgi amaçlı koymuşlar bunu. Çok manasız olmuş oraya koymakla. Tekrardan bunu. Bak, bir dakika, ikinci bölümü var. Tabii canım, vardı orada. Zaten yeteri kadar doluydu. Artık yana kaydırmalı yapmışlar tek kamerayla, işte selfie foto çekmeyi. Bu bir corner. Blind date'e git diyor. Blind aslında kör date demek. Yani blind kör demek. Nasıl bir date'e gidecek? Önce biz bunu deneyelim mi? Denemek istiyorum, bakalım nasıl bir date'e gidecek blind olarak. Gidiyor blind date. Böyle birisiyle herhangi. Birisiyle buluşma sanırım o. Bakayım, gidiyorum. Date işte diyor. Bir kişi lazım diyor. Henüz öyle bir kişiyle tanışmadık ki biz. Tabii canım, yok yani buna. Kör date'e git. Yani mesela kim geldi? Artık şey demiyorum. Şey, hani şimdi bakalım kimmiş bu? Marcel'miş. Marcel mi adı? Ne oldu? Niye üstüne gelince ismin çıkmıyor? Marcel adultmuş. Biz neyiz? Young adult muyuz? Biz young adultuz. Sen bir artık bir gidebilirsin mi? Ya da hadi neyse, seninle de tanıştık mı galiba, bir şey oldu. Just go away diyorum. Sana da just go away diyorum. Siz bir gidin. Ben şimdi civil person olarak Marcel'le tanıştım. Marcel'le şöyle biraz bir konuşayım. Şöyle bir happy modundaymış. Ondan sonra bazı personel bilgilerini paylaş diyor. Mesela hani bu yeni bir şey gelmiş anladığım kadarıyla. Yeni bir menü. Bakayım başka ne var böyle. Bu kategoride var mı bir şey? Ha, relationships gelmiş. Aa, bu harika. Çok güzel. Bak, bu güzel olmuş. Bu eski single burada mı? Evet, ben finansal statüs ve kariyeri hakkında bilgi paylaşmışız. Tamam. Başka arka planı attı. Aa, Marriott'muş. Evliymiş. Gel. Gitme. Gitme. Call over. Call over. Sen kimsin? Evliliğe saygımız var. Şimdi yuva yıkmayalım. Neden hiç bayan geçmiyor? Yani neden böyle bir heteroseksüel bir ilişki yaşamıyoruz? Şey gitti böyle. Tomax geldi. Hemen onunla böyle bir tanışıyoruz, Tomax'la da. Sen şey yapabilirsin. Bilmiyorum. Bak, gidiyor. O illa gidecek. Tamam. Gitmeyecek. Benim de hatlar karıştı artık ama. Gerildik bak. Adamı gerdim şu an. Seninle de böyle biraz bir konuşalım bakalım. Şöyle bir bilgi alışverişinde bulunalım. Hanginizle olur? Ha, bir dakika ya. Ben illa birisiyle tanışmak zorunda değilim ki. Niye böyle bir şey moduna girdim? Dating programını kullanacaktık ki biz. Go away, just go away. Tamam, just go away. Sana da diyorum. Neredesin? Nerede, burada? Tamam. Gitti. Akşam saatleri oldu. Tam böyle işten yorgun argın gelmişiz. Böyle date programını açıyoruz. Open'ı. Yalnızız, bekarız. Aa, ne kadar güzel fotoğrafımızı koydu. Wow, tek selfie derken for your bio bakayım. Aa, böyle kendimiz, bir dakika, poz değiştirelim mi? Poz, poz. Bakayım. Başka yok mu? Aa, çok güzel pozlar çekiyor yalnız ha, bu arada. Aa, olmayan şeyler. Bunlar çok güzel şeydi de, koltuğunun altı yırtılmış, gömleğin yırtılmış ya. Neyse. Aa, bak bu güzel. Bak böyle. Böyle kullanılabilir mi? Bakayım. Bakayım. Ha, böyle koydu. Ben beğenmedim. Ha, bizim bence bu olmalı. Böyle. Bizi seven yamuk edamız da sevsin. No one diyor. Woman man diyor. Bunları seçemiyoruz galiba. Young adults, adults ve elderlardan hoşlanıyoruz. Geniuses ve calm. Zaten bunu seçerken ben öyle seçmiştim. Sakin, akıllı ve kreatif seçmiştim sim yaratırken. Leo, hihim. Bunları değiştirme yapamıyoruz. Bak, gördüğünüz gibi erkek kadın oluşuyor ve böyle. Şeyde sim yaratma, Creator Sims ekranında bunları düzenlememiz gerekiyor o zaman.
Neyse match diyoruz şu an. Looking for match diyor. Güzel arama motoru şimdi arıyor. Çevrede kimse yok. Diego diyor. Diego'nun fotoğrafı var. Evet tamam. Diego adultmuş. Ev bilgisini paylaşmamış herhalde. Yeşilliği seviyor ve tam bir aşk. 7 kişiyle şov olmuşuz bu arada. Matchleşmişiz bakın. Yaratıcı ama karamsar. Lavinia adult. Beğenmedim Lavinia'yı. Ondan sonra aktif arkadaş canlısı Windenburg'da yaşıyor. Oo. Bu Markus zaten grupta yok mu, o jimnastik grubu? O Markus herhalde olsa gerek. Bak ne kadar güzel. Gördün mü? Young adult bir paylaşmış. Akıllı ve okyanusu seviyor. Bak bir dakika. Creator var. Mildred Austin. Birisinin simi bu. Başkasının simiyle mi tanışacağız? Nelson. Dur bir dakika, şimdi o beni cezbetti. Mei ve Gina. Bir dakika, başkasında yok. Bir dakika, bunu seçmek istiyorum. Buna kalp atacağım. Save ettim mesela onu. Save'e geliyorum şu an. At the contacts diyor. This will be relationships panel. Bir dakika, online mı ki? Get to know them better. At the contact diyorum. As to create a date diyorum. Go on the date sim now. Create custom activity diyorum. Diyorum, bana ne diyorum işte. Dedim. Evet, bir şeyler oldu. Get to know you date biliyor musun diyor. Romantic date diyor burada. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? O zaman biz bir buna bir okey diyelim. Evet. Invite to Sims. Guest davet etmeme gerek yok. Niye davet edeyim ki Allah aşkına? Niye böyle şeyler diyorsun? Socialize all, romantic all, bir şeyler iç var mı bilmiyorum. Nereye gideceğiz? Inventory'mizde bir şey yok. Başka bir şey demek istemiyorum. Save the moment, fotoğraf çekebiliriz belki birbirimizin. Ve bu kadar yeterli şimdilik. Bir mekan lazım bize. Bizim mekanımıza ev indirdik. Niye gözükmüyor? Retail, buraları kiralamaktan bahsediyor. Ha, bar. İşte bak, buraya gidelim. Bu bara gidebiliriz. Dan diyorum. Evet vallahi bir başkasının simiyle date'e geldim. Şu MC Comment Center'ı güncellemem lazım. Tanışalım mı? Tanışmadık mı? O zaman relationships'ten hemen single olup olmadığını soralım. Ama hemen konuya da daldık, görüyor musun? Ay bak ne kadar güzel kız yapı vermiş. Ve başkasının simi şu an benim şeyimde, yani ekranımda. Marcella. Nasıl oluyor bu? Çok güzel, bu olayı beğendim. Ask about date diyorum. Ondan sonra bak, socialize oluyorum. Sosyalleşiyorum. Small talk. Hemen small talk kategorisine gidiyorum. More choice diyorum. Friendly diyorum. Small talk diyorum. Bak burada personel bilgisini paylaşma ile alakalı bir şey daha var. Onu seçiyorum. İnteresslerini paylaş diyor. Friendly kategorisinden diyor. Ne bak, small talk oldu ve flirt var, görüyorsunuz değil mi? Süre bitmeden önce şöyle friendly kategorisi. Tuvaletin mi var? Ya ne tuvaleti yavrum, sen delirdin mi? Gitti ne oldu? Böyle şey kabul edilemez, tanışmaya gelmişsin. Sana bahşediyorum biraz, bak. Sana gökten böyle hijyen indirdim şu an. Lütfen ya, tanıtım videosu çekiyoruz burada Cupid's Corner'la alakalı olarak. Tek foto diyor, kimin fotosunu çekeceksin yavrum? Share interestlerimizi nereden paylaşacağız? Şunu seçeyim, reveal diyeyim bakayım. Bulacağım burada bir yerlerde interest. Bir adam çekil ekranımdan. Çekil. Interest işte bak, buldum. Vampir. Ya pardon ama nereye gidiyorsunuz sormasayı. Ne yaptın? Ne verdin kıza? Ne çıkardın da ver. Bu arada arkadaşlar bakın, yeni şey geldi. Aspiration Romantic Explorer. Hadi bir sonraki videoda bunu mu şey yapsak acaba? Ama bak, ben bir tane Get to Know You Date'e çıktım aslında. Niye yapmıyoruz? Yaptık işte. Romance skill'imizin de artması gerekmiyor mu? Burada romantik ilişki yaşıyoruz. Flörtleşmedik ama socialize'ımız oldu olacak bak. Bak aslında ben az önce friendly kategorisinden interest'ten vampire lifestyle dedim. Ama share dedim. Ben bunu paylaşmadım. Tekrardan şöyle. Belki de vampir sevmiyor kızcağız. Bakayım share var mı? Foto var. Sen personel detay. Yok bak, oldu. Interest oldu.
Oldu. Bir daha yapıyorum şimdi. Bak, gümüş kazandım. Seni git dondu date yapacağım. Yapacağım seni git. Bak, şeyde diyor, romantik blanket kullan diyor. Yemeğini paylaş diyor. İnterestimiz oldu. Small talk da konuş. Hep small talk. Ben yaptım aslında. O zaman şey yapalım bir de. Share foto muydu burada bakayım. Small talk da değil miydi o? Sakın tıklayayım deme. Share foto diyorum bakayım. Tek o fotoyla birleşecek mi? Aslında bak, arkadaki video bence şu an bitiyor. Bitti. Benim onu hemen YouTube'a yüklemem lazım. Büyük bir buy build incelemesi var. Foto olmadı mı? Foto olmadı galiba arkadaşlar. O zaman şuradan take photo diyeceğim. Take photo with Marse. Olacak gibi. Sonra small talk diyelim ve flörtleşmeye geçelim artık. Bence sosyalizmimiz iyi gidiyor. Bak, akşam da olduk. İlerliyor zamanda. Bak, biz çekmişiz fotoyu. Tamam, güzel. Marcel'le güzel fotoğraf böyle. Hop, bak. İkimizin de aynı karede olduğu. Akşam oldu. Şöyle birazcık. Ay yok. Şeyli çekelim. Şöyle başka. Aa, ne kadar güzel yeni tanışma fotoğrafı değil mi bu? Bakıyorum. Bu onu beğenmedim. Çok uzak kategorilerdesiniz. Daha yeni tanıştınız. Bu ne kaynaşma? Böyle olmaz. Bu olur ama. Bu olur. Aa, romantik. Ay bak, görüyor musun? Daha flörtleşmeden hemen romantik kategori çektim ona. Tamam, take foto oldu. Talk about foto çıkacak mı böyle bir şey? Nereden çıkacak? Bilmiyorum. Romans stil soracağız hemen. Flörtleşeceğim artık. Artık romans kategorisinden flörtü seçiyorum. Seçtim. Benden günah gitti. Bu kim? Goodbye diyor ya. Ne goodbye'ı? Defol git be adam. Zaten goodbye'ladık seni. Tamam, bu romans kategorisinden giriş yaptık sanırım şu an. Çünkü diyor ki tam zaman diyor. Right now diyor. Hadi bakalım. Flörtümüz oldu. Pick up line. Compliment. Markus değil miydi o? Az önce şey diyordu. Deep conversation yapıyoruz. Bir daha bir flörtleşiyorum. Flört. Flört olmuş zaten. Small talk diyor. Friendly kategorisinden. Small talk. Heh, talk about photo. Bak, iyi yakaladık, gördün mü? Small talk yine diyeceğim. Çünkü aslında o da olabilir. Aynı kategoride bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey. Hadi, bronz madalyayı da alıyoruz. Aynen. Oldu. İkisi de oldu, gördünüz mü? Bak, flört diyor. Bir affection diyor. O zaman şeye giriyorum. Bir affection buradan. Aa, share. Sweetheart box kutusunu paylaş diyor. Bunu confess attraction diyorum. Diyorum. İkisi de olacak bence. Bu da bir, bu da bir olacak. Deep talks diyor. Biraz benim, evet, friendly kategori. Aa, bizi bir itti galiba. Evet, bizi bir iteledi. Aa, neden böyle yaptın? Sıkıldı. Sıkıldı. Sıkıldı ve kız gitti. Ya da yoruldu. Aynen, yoruldu artık. Sit together. Aa, kızın uykusu gelmiş ya. Olur böyle şeyler. Keşke bir yerde bir battaniyemiz olsaydı, blanketimiz falan olsaydı. Böyle bir sarılsaydık seninle. Çok erken oldu ama gold yapamayacağız galiba. Kız wake up, kız wake up. Allah aşkına, ne yatılır mı böyle? Date'e gelmişiz. Bak, burada romantik yeteneğimiz bir olmuş, görüyor musun? Seninle hemen acil flörtleşmemiz lazım bizim. Flört. Şöyle otur yanına. Bir affection falan olmuyoruz şimdi. Bak, Judith geçiyor. İstemiyor artık beni. Şu an seninle küstüm. Ben istenmeyecek adam mıyım? Al sana idea fikirlerimi paylaşıyorum. Parlak fikirlerimi. Seni ben şuradan gönderemiyor muyum seçince? Just go away diyeceğim sana. Evet, git zaten. Şuradan yine friendly kategorisinden. Şöyle diyeyim. Fikirlerimizi önemsesin. Neden böyle oldu kız? Seni bir şey yapamıyoruz mu şuradan? Değiştiremiyoruz mu modunu? Talk about photo diyor yeniden. Friendly kategorisini buluyorum. Small talk'tan talk about online foto. Mor çöz deyince ne çıkacak?
Share foto diyor. Sen personel detail diyor. Tamam, foto ben bir tek bunu gördüm. Olacak mı bilmiyorum. Süremizin bitmesine 1 saat 22 saniyesi kaldı, dakikası kaldı oyuna göre. Olmayacak galiba o foto olayı. Oldu. İnterestlerimi paylaşıyorum. Bu biraz yavaş gidiyor ama kız da gidiyor. Vampir gel buraya çabuk. Çabuk. Kızın yanına gider misin? Bak kız girdi içeriye. Anam içerisi de maşallah yani yok yokmuş görüyor musun? Kalabalığı. Grup diyor. Grubu da çağır diyor görüyor musun? İnteresten vampir hemen sormam lazım. Kızın yanına git. Bak kızın oturmaya ihtiyacı var. Gel şurada ayaküstü konuş onunla. Ha? Bahanece kız hem dinlenir hem seninle sohbet eder. Zaman yetişmeyecek. Daha böyle sessiz sakin bir yer seçseymişim iyi olacakmış. Ne yapalım? Yetişmedi. Ama en azından denemiş olduk. Gerçekten de başkasının simiyle şeye çıktım. Evet. Yani bunu kazandım. Bronz şey gümüş oldu. Date'e çıkmış oldum. Romantik yeteneğime bakıyorum burada. Bakayım romans kategorim 1. Bunu geliştirmek için belki kitap vardır. Nereden alabiliriz? Buralarda kitaplık var mı? Yok. Eve bir gideyim bakayım hemencecik bir hızlı bir şekilde. Evde ne göreceğim? Nereye gidiyorsun? Buradan arka kapıdan çıktık. Eve geldim ve ödülüme bak diyor. Diyor ki household inventory diyor. Hemen bakıyorum. Şuradan açılsın. Açıldı. Ne verdi bana? Ha bu verdi. Ha Sweetheart Box bu demek ki chocolate strawberries ve şey yani sen söyle adını şunları da satalım. Bunlar niye burada kalmış ki? Bize şey verdi. Çikolatalı çilek verdi. Tamam onu burada bir yere alabiliyor muyum? Bakacağım şimdi. Alabilirim tabii niye alamayayım ki? Aa ne kadar da büyük kutuymuş. Gerçekten çok büyük kutuymuş. Yeniyor mu? Yeniyor tabii ki ya da birisiyle paylaşabilirsin diyor. Ama bunun için diyor ikinci seviye şey olmalı diyor. Şeye atıyorum inventörümü. Atamadım ki bir türlü. Aa, açıldı mı? Açıldı. Tamam orada artık. Güzel oldu. Yeni kişiyle çektiğim fotoğraflar. Burada şeyde var mı? Marcella. Tamam artık burada da var. Sosyalleşebiliyorum. Seçili lota davet edebiliyorum. Ask on date'e. Create on date yaratabiliyorum. Ya da direkt çıkabiliyorum. Ya da bir arama başlatabiliyorum. Yaratabiliyorum. Hangout. Tamam böyle güzel bir kalma planlayabiliyorum. Böyle. Falan filan yani. Bununla seçili. Okey güzel. Tamam burada bir şeyler var mı? Yeni bir şeyler. Aşkımız var tabii ki. Burada pek bir şey yok. Hepsi seçili duruma gelsin. Kariyer var mı? Bu şeyle alakalı olarak. Nasıl kullandığımızı gördük. Kendimizi belirleyebilmemiz için Creative Sims ekranında kesinlikle güzel özellikler seçmemiz gerekiyor. Bu bizim şeyimize yansıyor gördüğünüz gibi. Cupid Corner'ımıza. Ve ben başka bir meslek. Ha bak gördün mü meslek var. Evet bir ilişki danışmanı oluyormuşuz burada. Yani orada başkalarına yardım etmekten bahsediyor. İlişki danışmanı ya da çöp çatan olur musunuz diyor. Sanırım ikiye ayrılıyor herhalde 5. seviyeden sonra. Öyle devam ediyor. Hadi mesleğimiz de bu olsun. Bununla alakalı da bir şey var. Şey yapalım arkadaşlar. Bunu bir seri haline getirelim. Watch the Reality Dating TV. Bakın bunu 2 saat bunu izlemelisin diyor. Sanırım şu şeyin artmasıyla alakalı. Evet. Bu bize bir görev verdi ve böyle bir televizyon kanalı olduğundan bahsetti. Evi de ben internetten indirdim ama maşallah çok da basitmiş. Tuvalete bakar mısınız? Bir tane lavabo şey klozet koymuşlar orta yere. Ben biraz evi de dekore ederim bir sonraki bölüme. Ve mesleğimizi ve aspiration'ımızı yapmaya devam ederiz gibime geliyor. Evet, bu bölümü de böyle sonlandırırım arkadaşlar. Bir seri çıktı bize. Aspiration ve meslek serisi ve sevdiğimizde bu şeyleri romantik date'leri gidip gelme, daha ilişkiyi büyütme, evliliğe taşıma gibi devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.